Zaten haberiniz var, geliyorsunuz ama ben yine de davetiyeleri de vermek istedim. Hani anı kalsın diye. Hepimiz geliyoruz elbette. Tabii. Sonuçta bedava parti. Neredeyse hepimiz geliyoruz. Geleceğiz sevgilim. Acı bir kaybın hüznüyle ve fakat yeni avların heyecanıyla. İzmirli kızlar resmi geçide olacak abi. Nurhayat'a adeta bir monogami semiri olan davetimizi vermişsin. Emir danışman Nurhayat Karakaş çifti. Evet, Nurhayat Karakaş Emir danışman flüt ikilisi yazacaktım. Flüt deyince kaynanangiller nişanda türkü mürkü olsun acık oynarız diyordu. Ne oldu? Annem bir klasik kemancı ayarlamış. Wow! Benim yarın hayati bir işim çıktı şu anda. Belki basketbol maçı yarın olsaydı o zaman yırtabilirdin Kardo. Aa, hiçbir şekilde yırtamazdı. Ne demek? Benim nişanım asla olmaz. Yalnız yılın en bomba maçı. Allah'tan öbür gün. Haziran'ın. Yangın söndürücü çek. Halledin çabuk. Deprem alarmı çek. Rutin kontrol. Doğal afetlere karşı bekleme de yok, hazırlıklı yok yani. Beklemedesiniz. Doğal afetleri düzenli olarak çağırma alışkanlığım var Jason. Olaya biraz patladı bakın Asiye Hanım. Bu gece bir deprem olsa, alarm çalsa ne yapacaksınız? Ha bu reis ne kadar şomazı bir insan diyorsun. Selahattin vallahi korkusunda şu camdan aşağı atar kendini. Öyle bir deprem korkusu var Allah korusun. Onun hali bu aralar iyi değil. Deprem olmasa da kendini camdan atacak gibi. Baba. Yıllardır duyduğum cümleyi tekrar etmem gerekirse... Kalk hadi öğlen oldu. Her gün oluyor. Sonra da akşam olacak. Bu böyle devam edip gidecek. Sonra da öleceğiz. Ne için? Yıllarca inşaat yapıp köşeyi dönmek için lan. De. Şimdi ne oldu da hayatın anlamını düşünmeye başladık? Ne var Orçun? Dedem şantiyeye gitsin baksın nişan için her şey okey mi dedi. Bakarız. Dolaba gir Selahattin. Düzenin çarklarının içinde ezilmiş bir dişli Selahattin. Düzen müzen. Kapitalizme gıcık mıyız? Hayata gıcığız. Nasıl maç yarın akşam? Cumartesi demiştin ya. Yılın maçı lan o. Ne yılın maçı? Son 10 yılın maçı kardeşim ama yarın akşammış işte. En kafa yerden de 3 tane bilet almıştık görüyor musun ya? Öküz gibi de para verdik be. Rıza sen ben gidecektik. Nişanın ertelenme ihtimali? Yani Asiye'cim yarın akşam biz komple aile olarak bilfiil 12'ye yarıma kadar nişandayız. Defne orada ziyanım. Gece hayatı için çok genç. Ha, işte ben de o konuya intikal edecektim. Acaba amcandan izin alsan ha? Gece burada kalıp Defnoş'uma bir zahmet sen baksan olur mu canım? Bakarım. Niye bakmayalım? Eşekliyelim. Babysitter'lık görev alanım dahilinde. Bakarım. Niye bakmayalım? Eşekliyelim. Karanti. Biz burada yok ya. Birinci çoğul şahıs olarak burada yok. Sebep? Sayın koca Batçakalır. Yarın tam takım nişandasınız. Allah korusun bir aksilik olsa bu kız burada yalnız. Araba kullanmaz, yol iz bilmez. Bir başına Kezban aileni niye yutacak? Bebeğe sen bak ben nişana gideyim. Romalıların eserleri varmış. Tam Kezban Roma'da olur işte. Ay iyi düşündün vallahi reis. Allah esirgesin yarın bir aciliyet vuku bulsa. Değil mi? Evde araç kullanan biri olsun. Heh. Sen yarın akşam gel. Bir zahmet ne olur Defnoş'umun başında ikiniz beraber oturun. Olur mu? Ne zahmeti ya? İnsanlık el değil mi? Heh, sağ ol.
yarın akşam şöyle bir türkü, bir bizim havalar olacak değil mi? Halay falan çekeriz yani. Müzik Çiğdem'in görev alanı. Müzik var efendim. Oh oh oh, oh iyi. Türkü mü? Canlı oynak bir şeyler inşallah. Canlı müzik, evet. 8'de başlayacak. 9'da da annem nişanı takacak. Ne? Kim takacak nişanı? Ben bunun annesiyim. Sarışın uzun kız var ya, sizin gelin. Bildin mi? Onun da anneannesiyim. Bir dakika ama ya. Konuştuk, karar verdik ya. Nişanı Basfiye Hanım takacak. Ne? Ne? Nişan, bütün gün bir şey yemeden gelinecek tarz kokteyl mi? Fındık fıstıklı gariban kokteyli mi? Sezon sonu partisi olarak oyunculara çay ısmarlayan adam söylüyor bunu. Ah! Hocam, pardon. Ben gelemiyorum anam. Malum. Sakıncalı bir şahsım ya kendim. Geç mi gelsen ne yapsan? Peruk mu taksan? Ne yapsan? Ya ben sanatçı arkadaşımın mürvetini görmek hiç istemez miyim? Ama yok. Görümcenin tadı kaçmasın. Ki kendisi çok lezzetli bir tip değil zaten. Ama en hissi duygularımla, bütün kalbimle orada olacağım. Kader kurbanı Tülay Ünlü, mutluluklar dile. Basfiye Hanım mı? Şaka herhalde. Konuştuk ya geçen günü. İyi fikir dediniz ya. Evet işte, biz de şaka sanıp iyi fikir dedik ya. Aa, Deniz'in anneannesi dururken Basfiye Hanım kim acaba? Yahu 30 yıllık en eski, en yaşını başına almış dostumuz. Aa, söz verdik kadıncağıza. Konuşma hazırladı. Bodrum'a gidecekti, iptal etti. Ben de Çeşme'yi iptal ettim. Bakın. Ayrıca bende sahne ışığı var. Basfiye Hanım'daysa tuhaf bir karanlık var. Aa, yok. Çok mahcup oluruz. Şöyle söyleyeyim, torunumun nişanını yedirtmem. Nasıl lan? Nişandan sıvışıp maça mı kaçacağız? Daha iyi önerin? Bilet alırken takvime bakmak. Maç 8'de. Nişan da 8'de. Ama 8.30'dan önce kimse gelmez. Bütün arkadaşlar gelsin, yüzükleri 9.30'da takalım dersin. Serin bir şekilde maçı izleriz, nişana yetişiriz. Ha. Saat 9.30'a kadar benim yokluğum nişanda fark edilir mi acaba ya? Damat benim çünkü. Abi, nişan Ayvansaray'da. Maçta Abdi İpekçi Arena'da, değil mi? Oralar... Wow, über yakın. Über yakın, über yakın. Dekorasyon bitmiş. Evet abi, ben 7/24 buradayım abi. Tarihi eserler olsun, şey olsun, gözünüz arkada kalmasın. Ha. Abi yanaşma. Orası kapatılmadı. Aşağı su uçurum. Yarın kapatılacakmış. İyi. Tamam. Hanım, çoluk, çocuk afiyetliler inşallah. Yo, dalga geçmiyor. Görüşemeyiz. Evet, manitam yok ama yine de görüşemeyiz. Ya ben senin olan geçmişim yüzünden sanatçı arkadaşımın nişanına bile gidemiyorum. İstemeyen adam oldum. Kendimden utanıyorum. Toplum dışına itildim. Bana bak, biz gece 2'de buradayız. 5 dakika önce gel, kapıyı aç sonra kaybol, okey? Patronun damadı geldi. Durmayın burada. Bak bize yamuk yok. Kapıyı açık unutmuş gibi kahveye git. Biz 10 dakikada heykeli, çanağı, çömleği toplayıp çıkarız. Tamam, sonra geleceğim.
Alarma basacağım, polisi çağıracağım, biliyorum. Gidin şimdi lan. Aman Muhteşem Süleyman. Ya bırak artık Muhteşem Süleyman'ı falan ya. Ben sana gençliğimi verdim diye üzülüyorum. Ver, onurumu da vermişim. Karşılığında da hava almışım. Öküz Selahattin, öküz. Abi yaklaşma. Aşağı düşersen Allah korusun parçanı bile bulamazlar. Ha. Değil mi? Buradan aşağı düşmem 5 saniye sürer. 5 saniye sonra game over. Oyun biter. Dükkan kapanır. Sen bu Zerrin'i davet ettin mi nişana? Gelip oryantel falan yapıp rezil etmesin bizi aleme. Bu ne ki bu? Bu çırak. Esas rezilliğin başkanı kaynamaz. Nursel Hanım değil mi? Bayan alkolü takdimimdir. Bu iki manyak saç saça baş başa gelmesin nişanda. Ay ama Nursel'leri davet etmeden de olmaz. Şehmuz keser bizi. İkisi de davetli. Ama hiçbiri gelmeyecek. Deniz Nur hayatından emre vermiş. Ben de dedim sana vereyim davetiyenizi. Malum cuma nişan. Sağ ol kız. Kız yaşlandıkça kötü yürekli hücrelerin ölüyor. İyi yürekli hücrelerin bünyede ağır mı basıyor ne? Yo, komşuluk ayrı. Bekliyoruz. Nursel Yıldırım Karakaş ve ailesi. Ayrıyetten oğulları, gelinleri falan diye yazmadık. Yazı fontu büyük ya, sığmadı. Biz Erfada Cihangir yazı Firuza'yı yazsaydın. Konu komşu, eş, dost, oyuncu tarifesi hepsine toplu davetiye olurdu. İlahi maskara. Kız gel, kaçma kaçma gel. Kurye miyim ben? Niye bunu bana veriyorsun? Ha. Coğrafi yakınlık. Oldu canım. Kayınpedere, kayınvalideye ulaştırırsın. Saygılarımızı da ilet. Bekliyoruz. Bak küseriz ha. Canım. Bence ismi yazmıyor diye tavır yapar. Bünyamin'den bu gelmez. Nursel'len Yıldırım Bey. Bu poposu yere yakınla kanlı bıçaklalarmış. Belki davetiyeyi vermez bile. O vakit Nursel'ler de gelmez. Ne yapalım anam? Biz nezaketimizi yaptık. Gelinlerine davetiyelerini ilettik. Hepsini çağırmış olacağız ama mikropların hiçbiri nişana gelmeyecek. Bana bak, büyükelçi gibi bir tipim ha. Nasıl stratejikman zeka. Mikrop dedin de Gülistan. Anne, şantiyeyi temizlemek yok. Allah Allah ya, bulaşık telinden heykelleri ovacak. Deli mi ne? Şu Asiye'yi alsam, nişan yerini böyle faşır fışır fırçalarla bir yıkasam. Oradaki çamurlu sürahileri, çanakları da tuz ruhuna bassam fena mı olur kız? Tuz ruhu mu? Romalılardan kalan çanaklara. Mikropları ölür fena mı? Aferin. Hayır tabii Romalı sonuçta, babamın oğlu da değil. Mikrobu bile öyle böyle yabancı be. He? Osman'dan kalan öteberi de varmış ama onlar bizden. Bir temizlersin geçer. Ötekilerin adetlerin temizliğini ne bileceksin? Ben zamanında Roma'ya gitmiştim Servet, biliyor musun? Affedersin de onlarda taharet musluğu yok be. Ay! Ya bak taharetsiz pis adamların yediği içtiği çanaklar orta
bile yiyemem, tiskinirim Basbiye. Hayır, çanaklar, yiyip içtikleri çanaklar olsa gene iyi. Nasıl yani? Ve gavurun oturaklarını süs diye seyretmeyelim de nişanda. Ay yapma Basbiye. Ay! 600 yıldır kim bilir kimler kimler etmiş o çanağın içine. Sen oğlunun nişanında dünürün istiyor diye o çanağı baş köşeye koyacaksın. Ne yapacaksın Servet? Ay selamın kablen, selamın kablen. Vay! Ne çektiniz be Servet? İzmirlisinden ayrı, Bizanslısından ayrı. Gülistan tapiri beni zarfa yazmamış. Ve ailesiymiş. Bezelye kadar beyninde planı var. Davetiyeyi vereceğim, Nursel Hanımlarla büyüğümün nişana gidecek. Ben istemeyen gelin, kül kedisi gibi arkada kalacağım. Ha hayda! Ben gitmiyorum zaten. Yani Deniz davetiye verdi de... Şimdi Selahattin falan orada. Yakışıklı olmaz. Selahattin abi hayatında hiç yakışıklı olmadı ki. Ama benim elim armut toplamıyor. Çiçeğe bir çıtlasam sanki beni çağırmayacak. Oğlan bizim ama esas kız bizim. Çatlasın cadı gramıca. He ya, kız bizim değil mi? Ay, sanatçı arkadaşım benim. Ama yine de nişanda arıza çıkmasın diye. Çıkmasın tabii. Ondan Nursel cadısına davetiye vermiyorum. Alkolü karı bana taktı ya. Lan! Azıcık da benim trajedimle ilgilenmemeli hayvan. Allah Allah, hep senin aksiyon filmin. Burada ben nişana gidemiyorum diye içerleniyorum ama. Niye içerleniyorsun ki? Nişandan sonra gelip tek tek anlatırım ne oldu? Lan inşallah manyak kaynanı. Ayrıca çağırırlar da şantiyen orada çamur güreci tutarsınız. Her türlü indiririm. Ay Basbiye, çok mahcubuz sana. Ay diyemedim ama. Gülistan Lang diye yumurtladı. Ya maalesef. Ay! Sülaleye, eşe, dosta, Hatay, çevre il, ilçe ve bucaklara, büyük şehir merkezleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dış temsilciliklere nişanı ben takacağım diye haber saldım be. Anneannesi diye ısrar ettiler. Kan bağı var tabii. Kan bağı mı? Kan bağı mı? Kan çıkar Şehmuz Bey. Ah! Beni muhitime kepaze etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Ben saksı değilim. Afife saksı. Geliyor orada, bütün gün saksı gibi oturuyor. Ne dedikodu ne bir şey. Kadıncağız çok yaşlı ya Vasfiye teyze. Hani son günleri gibisine. Zangoç gibi be. Gelini damadı gömer. Nişan benim hakkım. Söke söke alırım. Akşamüstü toplayacak aile fotoğrafı çektireceğiz. O zaman konuşuruz artık. İşte şans, kısmet. Ben işimi şansa bırakmam Gülistan. O 117 yaşındaki porselen bebek benim sahnemi çalamayacak. Bizans ortamında nişan takmakla olmaz bu iş. Bizans oyunu bileceksin. Nişan hediye. Öyle böyle. Nişanı ben takacağım ya. Okkalı bir hediye almak lazımdı. Mecbur. Ah, ah. Ama maalesef. Nişanınızı takarken vereyim diyordum ama... kuğu gibi boynunu görünce dayanamadım. Ah, ama maalesef nişanı anneannem takacak. Hormon gitti be. Şaka şaka aşkım. Prade bu mu şakası? Hikayesi sana uyuyor ya. Ne demek o? Sus be. Kütük boyunlu. Nişanı takarken vereceğim. Kurtuluşta 1+1. 2 kere 2 4. Bizi satın alamazsın.
Peki. Yarın akşam için kiralasın. Şaka 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 şaka. Hediyelik eşya dükkanında Oscar. Sembolik. Nişan takmak manevi akrabalık gibi. Deniz, senin sponsorun olurum. Paraları oluk oluk akıtırım. Ve sana Hollywood'un kapılarını açarım. Hayır, ben bir yerlere geleceksem tamamen sanatımla gelmek isterim. Salak. Al şunu, al. Ay, ne yapacağım bunu ya? Münasip bir yere sok. Arada çıkarıp bakarsın. Gerçeğini rüyanda bile göremeyeceksin çünkü. Allah Allah. Bu arada yüzük parmağım da hala acıyor. Onun nişan takacak koca karı düşünsün artık. Wow. Yarın akşam baş başa kalmaca. Yok böyle bir gol pozisyonu Kardo. Kızla ikiniz. Bir de Defne. Defne kim ya? Bebek. Ha, okey, okey. Yanında tatlı bir film götür. Bebek şiiresi ne? Ha, evet. Özellikle baba ikiye bayılırlar. Oğlum, bebek sabaha kadar kahve içip poker mi oynayacak? Full uyuyacak zaten. Siz de kanepede kızla yan yana serilip film izlemeceli. Entim takikalar değilsin. Tatlı bir film bul. İkinizin de sevebileceği bir film. Belge çal. Garanti. Her neyse artık. Çift olarak o tuhaf iç dünyanıza ne hitap ediyorsa. Çift değil ya. Orada da fol yok, faz yok. Niye çift hemşerim? Şşş, Kardo. Ne giyeceksin? Pembe bir elbise aldım. Altına ayakkabı bakayarım da. Kız gibi çocuksun ya. Ne demek ne giyeceksin? Onu mu düşüneceğim 50 bin lira işimi gözümün arasında? Takım elbise fantazi mi kaçar? Deniz yarın akşam için bir moda fotoğrafçısı arkadaşını ayarlamıştı ama... Yo, bu bey böyle kalp içinde falan çekiyor ama. Ay, gerçekten mi? Çekiyorum. Nişan annem takacak değil mi? Vasiye küstü zaten. Vallahi lazım bir daha buraya gelir mi gelmez mi bilemem artık. Aman iyi, bir taşla iki kuş. Gülme oğlum. Gülün. Nişanda türkü var değil mi? Bizim akrabalar türkü sever. Bakalım artık. Bakalım mı? Buraya bakalım. Şimdi gençleri ikili alalım. Aa, üstad, dediğim gibi bunların ikisi kalp içinde bulutların arasından kanat takmışlar birbirlerine bakmaca, ellerinden şelale falan akmaca işte öyle canç oldu şeyler. Ben bundan birer kopya alabilir miyim? İnternette paylaşmam başka. Saçın açacak mı? Açacağım. Ama daha dalgalı. Hı. İki saatte bir C vitamini yut, bir de ayağına yedek taban koy çünkü ayağın ağrır. Hadi be. Gülüm, üç nişan, iki düğün. Bana soracaksın bunları. Bir de şey yapacaklarmış, makyaj çıkmasın diye yüzüme sabitleyici sprey sıkacaklarmış. Yetmez. 150 kişiyi üçer kere öpeceğim. Kız, ben seni arada kaçırırım, makyajını tazelerim. Gerçekten. Arada kendimizden geçerek dedikodu da yaparız. Var ya, yandakilerin akrabaları yine Andersen'den masalar gibi gelecekler. Bal etekler, fiyonklar falan. Kriz geçireceğiz. Ay, ay, keşke erkekler gelmese. Nişanda böyle kız kıza takılsak ya. Bugün nişan mekanıyla maçın olduğu yer arasında arabayla gidip geldim. 4 kilometre 2,5 dakika. Bu be, maça yardırmaca. Nereye yardırmaca? Deniz uyanırsa hayat boyu aile içi şiddet görür. Hayır, minyon bir kadın da değil. Maçın tam ortasında 15 dakika ara var. 20 dakika ilk iki periyodu seyredip ara verilince nişana dönmece, 15 dakika full sosyalleşmece. Sonra maçın geri kalan 20 dakikasına dönmece. Maç 9'da net biter. 9'u 3 geçe nişandayız. Zor. Ama imkansız değil. Nerede? Acaba süt olarak beklerdi acaba ya? Nerede izlendir mi? Servet, zellenme. Geç otur şuraya. Kızım, sen de ne yapıyorsun? Evine git. Ben Servet izliyor. Sizinkine paralel olan kendi fikrimi belirttim. Ama kale almadı. Dur sen Asiye, dur. Ay, ne olacak gidip bir silip süpürsek de gelsek ha Şemus? Kafaya taktın anne. İyice psikologluk oldun başımıza ha. Konu açılmışken babamın ruhi durumu da pek iyi değil bu aralar, hatırlatayım. Ay, içime sinmiyor Gülistan.
Ay elin bizansısı o çanak çömlekte ne yaptı? O kırık sütunları oturdu mu? Ay neresini nereye sürttü? Belli mi canım? Anneciğim seni akla mantığa davet ediyorum ya. Ben de seni temizliğe davet ediyorum Gülistan. Al eline bir bez, gel süpürsün. Tarihi mikrofiber bezle silemezsin anneanne. En azından tozunu alırım. Servet, geç otur şuraya, elimden bir kaza çıkacak. Kızım sen de bırak o kovayla bezleri, evine git. Canıma minnet. Bari bir süpürge getseydim. Servet otur yerine! Yok bu çok kalın. En incesi bu değil mi? Hı hı. Hah. Dur bir deneyelim. Hı hı. Şöyle olsa. Evet, tabakta gelişi güzel bir yerleştirme. Ay sen asıl şu dünürlerin tuvalet terliklerine bak nasıl yerleştirilmiş. Hala estetik peşindeyiz. Ama Çiçi, keyfimizi çıkartalım, boş ver. Zira tecavüz kaçınılmaz, değil mi? Ay, bir şey olsa da şu nişan iptal olsa. Çiğdem, hala ama. Yapma ya. Çiğdem, nişan hayırlı olsun. Yarın akşam mıydı o? Evet. Davetiye de yazılı şekerim. Bana davetiye gelmedi kız. Nasıl? Ayol listede adın vardı. Dur dur getireyim ben, bekle. Atarla Gelistan. Yarın akşam o nişanda en çok beni eğlenmişsin. Psikiyatrı bulalım. Anneannemle mi? Babama. Eylem yolda rastlamış. İntihara meyilli diyor. Aman, o eylemin dünyaya bizzat kendi aydınlık ve iyimser bakışından. Kız yıllardır terapiye gidiyor. Yarı doktor. Ve yarı deli. Antidepresan mı alsa dedim, ilaç hemen etki etmez. Sizin durumu acil dedi. Hmm, bence sen acil yeni bir kız bul. Ama bu seferki normal olsun, he? Adamın hayatı iyice çöktü. Böyle sebepli depresyonlarda toparlanması için parlak bir başarı veya böyle parlak bir zafer falan gerekirmiş. Parlak başarı? Ki babamın kişisel tarihinde hiç öyle bir şey yok. Parlak ya da mat. Ah. Gece ikiye çeyrek kala falan bize gel. Şantiyeyi temizliğe gideceğiz. Alo. Zerrin. Tülay benim telefonlarımı niye açmıyor ya? Bana
Onurumu çaldın dedi bana. Ben ona ne yaptım ya? Herkes bana sırt çevirdi. Kimse beni sevmiyor. Aa, olur mu abi? Kimse sevmiyor ne demek? Vardır bir kekeşe. Ne biliyor ama. Annen hayatta mı? Hı. Hı hı. Ya seninle uzun uzun konuşmak istiyorum ama şu an hayatta yapacak o kadar daha güzel şeyler var ki. Hadi bebek. Ne yapacaksın? Gidip kendimi uçurumdan aşağı atacağım. Vallahi Tülay'a söyle, intihar edeceğim. Arayıp ulaşamazsa merak etmesin. İyi oldu, oldu. Yarın mesaj atarım. Ya abartma, uyu geçer, uyu geçer hadi. Ay. Kim o ya? Aman, dert anlatan bir fan işte. Ay, insan bir kere ünlü olmaya görsün beni yaman. Oryantal kasetim patladığından beri isimlerime yakın hisseden herkes kendini kankam sanıyor aman Allah'ım. Şöhretim bedala.